Üniversitesi'nin düzenlediğimiz Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu'nun 3. oturumunu bitirmiş bulunmaktayız. Şu anda da konuğumuz BIT Akademi Yöneticisi Seçil Avşar Hanım'la beraberiz. Merhabalar Seçil Hanım. Öncelikle hoş geldiniz. Katılımınız için teşekkür ederiz. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu'nun gidişatı hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle çok güzel bir ekip, çok güzel bir çalışma var burada. Öğrenciler, stajyer avukatlar ve avukatların katılımıyla çok güzel bir sempozyum olmuş. Üçüncüsünü de seneye bekliyoruz inşallah. Çok güzel. Öncelikle öğrencilerin çalışma performansı ve oradaki enerjileri çok yüksek buldum ben. O yüzden çok beğendim. Teşekkür ederiz. BIT Akademi aynı zamanda Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu'nun sponsorları arasında yer alıyor. Tekrardan beraber bir planlarınız var mı acaba bilişim hukuku alanı ve BIT Akademi ile ilgili? Tabii ki bu sempozyumda sponsoruz ve gerçekten çok güzel iş başardıklarını görebiliyoruz bu sempozyumda. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizi sponsor olarak seçtikleri için. Çok güzel bir sempozyum olmuş. Biraz da yöneticisi olduğunuz BIT Akademi hakkında konuşabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle BIT Akademi'nin sosyal medyalarından takip edebilirler. En son şu anda avukatlık okulu düzenliyoruz. Avukatlık okulunda stajyer avukatlar, öğrenciler, hukuk öğrencileri ve avukatlar sorunlarıyla alakalı çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bir stajyer avukat belli bir konu hakkında bir problem yaşadığı zaman birilerine sorma gereksinimi duymadan avukatlık okulunda bu sorulara cevap bulması arayışındayız şu anda. Teşekkür ederim. BIT Akademi'nde genellikle yeni mezun avukatlar, öğrencilere yönelik eğitimler var. Peki siz bu öğrenciler ve yeni avukatlar veya avukatlar için verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Tabii ki var. Kesinlikle eğitimlerimizi takip etsinler, katılsınlar. Çok yüksek enerjili eğitmenlerle çalışıyoruz. Yüksek enerjilerini karşı tarafa, yeni mezunlara, hukuk öğrencilerine aktarmalarını hedefliyoruz. Güzel eğitimlere o yüzden katılmalarını rica ediyorum. Peki benim çok merak ettiğim bir soru var. Ekber ve Erşet yöntemiyle Eymen Bey yönetici olarak başa geçecek mi BIT Akademi'nin? Tabii ki geçebilir. Eymen Avşar da eğer hukuk alanında ilerlemek isterse bizim amacımız çocuğumuzun mutlu olduğu alanda eğitim görmesi. O yüzden hukuk alanını eğer tercih ederse o zaman BIT Akademi'de çalışmak da isterse tabii ki de ondan sonra da Eymen Avşar da bu yöneticilik kısmına belki ulaşabilir. Teşekkür ederiz.